Timur Soykan, Bir Gün Doğukan Çep'i kimler korudu? Doğukan Çep'in tetikçisi, eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'i başkentin göbeğinde gündüz vakti öldürdü. 10 yıl önce İstanbul Maltepe göğü suyunda uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüş yapan Hasan Ferit Gedi'yi katletmişti. 2 yıl bile hapis yatmadı. 2018'de 62 yıl hüküm giydi. Dodo lakaplı 1991 doğumlu Doğukan Çep 4 yıl boyunca güya aranıyordu. Sinan Ateş'i öldürmese halen elini kolunu sallayarak geziyor olacaktı. 5 Ocak'ta yakalandı. Hasan Ferit Gedik ve ailesi adaletsizliğe mahkumken katili yeraltı dünyasında kariyer yapmıştı. MHP'li siyasilerle, polislerle gününü gün ediyordu. Öyle ki Sinan Ateş cinayetinde Doğukan Çep'le birlikte polisler MHP İstanbul İl Yöneticisi Eski Ülke Ocakları yöneticileri rol aldı. MHP'li bir vekil danışmanı olan zanlıyı ifade bile vermeden savcılıktan serbest bıraktırdı. Mafya, devlet, siyaset üçgenindeki devasa bataklık ortaya serildi. Peki Doğukan Çep, Hasan Ferit Gedi'yi öldürmek ve diğer suçlardan 62 yıl hapse mahkum edilmişken 4 yıl boyunca nasıl yakalanmadı? Onu kimler koruyordu? Gerçekten saklanıyor muydu? Saklanmaya bile gerek duymamış, hatta suç faaliyetlerine devam etmiş. Artı gerçekten Dinçer Gökçe, Doğukan Çep'in Sinan Ateş cinayetinden sadece 2 ay önce Kocaeli Darıca'da bir balık lokantası silahla bastığını ortaya çıkardı. Üstelik bu saldırı sırasında yanında halen Sinan Ateş cinayetini işlediği için aranan tetikçi Eray Özyağcı da vardı. Dinçer Gökçe'nin haberine göre olay özetle şöyle gelişti. Kocaeli Gebze'de tahta palet üretimi yapan Enes Eroğlu, naylon fatura işi yapan Ali Tosun'la temas kurdu. 15 milyon TL'lik naylon fatura aldı. Bunun için 1.3 milyon TL'lik teminat çekleri verdi. Enes Eroğlu'nun iddiasına göre 1.5 milyon TL parayı daha sonra ödemesine karşın Ali çeklerini geri vermedi. Bunun üzerine tahsilat için nam salmış mafya Doğukan Çep'le anlaştılar. Doğukan Çep Ali tehdit etti ama çekleri alamadı. 11 Ekim 2022 akşamı Doğukan Çep, tetikçi Eray Özyağcı'nın kullandığı araçla Ali Tosun'un sahip olduğu Kocaeli Darıca'daki Çipari Balık Lokantası'na geldi. Doğukan Çep'in ifadesine göre Abdülkadir gün ile balık lokantasına girip Ali Tosun'un oturduğunu zannettikleri masaya kurşun yağdırdılar. Ancak Ali Tosun masada değildi ve lokantadaki biri kadın üç müşteri yaralandı, biri felç oldu. Doğukan Çep ve Abdülkadir Gündoğdu, Eray Özyağcı'nın kullandığı otomobille kaçtı. Sinan Ateş cinayetinden sonra 5 Ocak'ta yakalanan Doğukan Çep'in ifadeleriyle bu saldırı aydınlatıldı. Enes Eroğlu, Abdülkadir Gündoğdu ve Doğukan Çep tutuklandı. Saldırıyla bağlantılı 3 kişi aranıyor. Yani Hasan Ferit Gedi'yi öldürmekten hapis cezası alan Doğukan Çep, suç faaliyetlerine çok rahat bir şekilde devam etmiş. Bu olay nedeniyle alınan ifadelerden Doğukan Çep'in hiç yakalanma kaygısı yaşamadığını anlıyoruz. Doğukan Çep, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yakalandıktan sonra bu silahlı baskın olayını da ifadesinde anlattı. Orada şöyle diyordu. Turgut Boğaz beni WhatsApp numaramdan kendi kullandığı WhatsApp hattıyla arayarak ''Kardeşim bir sıkıntımız var, konuşmamız gerek.'' diyerek İstanbul Koz Yatağı'nda bulunan Mado isimli kafeye davet etti yani 62 yıl hapis hükmü bulunan ve aranan Doğukan Çep, İstanbul'un en işlek noktalarında elini kolunu sallayarak geziyor, kafelerde vakit geçiriyordu. Bu görüşmede Doğukan Çep ile Enes Eroğlu'nun tahsilat işi için anlaştılar. Doğukan Çep, Enes Eroğlu'nun yanına gelmesini istedi. Enes Eroğlu ifadesinde nasıl buluştuklarını şöyle anlatıyor. Şile tarafında bulunan Bizim Ev Lokantası isimli iş yerinin yanındaki masaların olduğu ormanlık alanda buluştuk. Doğukan derdini anlat dedi. Ali Tosun'u görüntülü aradı. Ben Dodo dedi. Ali Tosun ben de Ali Tosun diyerek cevap verdim. Doğukan beni tanımayan yoktur. Sen beni nasıl tanımazsın dedi. Tartışma oldu. Kalkıp tek katlı gece kondu gibi bir eve girdim. İki hafta sonra Doğukan'la bizim ev lokantası isimli iş yerinde oturduk, birlikte yemek yedik. Bu ifadeden Doğukan Çepin, Şile tarafında bir evi ve lokantayı kullandığı anlaşılıyor. 5 Ocak'ta buraya çok yakın olan İsaklı köyündeki bir otelde yakalandı. Onu herkesin tanıdığı bu bölgede 5 gün boyunca nasıl tespit edilemediği önemli bir soru. Doğukan Çep ifadesinde silahlı baskın yapmadan önce Abdülkadir Gündoğdu'nun Tuzla Aydınlı'daki ofisinde hazırlık yaptıklarını da anlatıyor. Davukan Çepin ifadesinden sahte plakalı araçlarla gezdiğini de öğreniyoruz. Balık lokantasına yaptığı baskını şöyle anlatıyor. Eray Özyağcı'yı arayarak aracı alıp gelmesini istedim. Bu sırada Eray Özyağcı'nın kullandığı mavi renkli Volvo marka araçla hareket ettik. Bu araç bildiğim kadarıyla Bulgaristan plakalıydı. İlk rakam grubu 42 olan sahte plaka takılıydı. Doğukan Çep'in ifadesine göre saldırıdan sonra da Abdülkadir Tuzla'daki ofisine gittiler. Burada Ali Tosun'u değil alakasız kişileri vurduklarını öğrendiler. Bu saldırıdan sonra da Doğukan Çep İstanbul'da elini kolunu sallayarak geziyor. Hatta Enes Eroğlu'nun Gebze'deki iş yerine giderek bana 650 bin TL vereceksiniz diyor. Parayı vermeyince bu kişileri öldürmekle tehdit ettiği mesajlar gönderiyor. Saldırıyı paylaşamadılar. Bu sırada Türkiye'nin nasıl bir mafya bataklığına dönüştüğünü gözler önüne seren olaylar zinciri devam ediyor. Doğukan Çep'in balık lokantasına yaptığı saldırıyı farklı mafya grupları üstleniyor ve Alitos'undan para kopartmaya çalışıyorlar. Doğukan Çep ifadesinde bunu da anlatıyor. Bu olaydan yaklaşık bir ay kadar sonra Turgut ve Abdülkadir beni devre dışı bırakıp firari olan Ufuk Yapıcı ve Barış Boyun isimli şahıslarla irtibata geçmişler. Lokantaya saldırıyı Barış ve Ufuk'la gerçekleştirdiklerini söyleyip Alitos'undan 150 bin lira almışlar. Alitos'undan 1 milyon 50 bin lira daha alacaklarını öğrendim. Turgut'la Abdülkadir'i aradım, küfürleşip tehditleştik. Ben Alitos'unu arayarak kurşunlama olayını Abdülkadir'le ikimizin yaptığını söyledim. Bu ifadede adı geçen Barış Boyun, İstanbul Beyoğlu merkezli bir çetenin lideri. Motosikletli tetikçileri çok sayıda cinayet, yaralama ve tehdit olaylarını gerçekleştirdi. İstanbul Mecidiyeköy'de Sırp uyuşturucu baronu Vukotiç'i Barış Boyun Çetesi'nin motosikletli tetikçilerinin öldürdüğü iddia ediliyor. Vukat rakip çetesi Kavak'ta bu cinayet için 1,5 milyon avro aldıkları öne sürülmüştü kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı, iade süreci devam ederken ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmıştı. Ufuk Yapıcı'nın adı ise Sedat Peker'e ifşalarından sonra açılan davada geçiyordu. Peker'e yöneltilen 19 suç eylemi arasında İstanbul Ataşehir'de 2017 yılında Cahit Çetin'in öldürülmesi vardı ve bu olayda Uğur Yapıcı sanıktı. Ancak yurt dışında olduğu için yakalanmadı. Sedat Peker, Ufuk Yapıcı'ya bu olayla ilgili talimat vermediğini, bir kumpasla bu suçun üzerine atılmak istendiğini savunmuştu. Sedat Peker iddianamesinden bu cinayet olayı daha sonra ayrılmıştı. Doğukan Çep, devlet içindeki birileri tarafından korunmasa yakalanırdı. Ama devrimci bir genç olan Hasan Ferit Gedi'nin katledilmesi devletin umurunda değildi. Cinayete cezasızlık getiren bir karanlığın içindeydi Türkiye. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.